3 belediyeye, Diyarbakır, Mardin ve Van'a kanyum atanmasının ardından siyasi tartışmaları dalga dalga büyüyor ve gerçekten gündemin birinci maddesi haline geldi diyebiliriz. Şimdi Ahmet Şık bizimle birlikte, HDP milletvekili ama aynı zamanda meslektaşımız gazeteci Ahmet Şık. İki başlığıyla da, evet, iki şapkasıyla da konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz, hoş Ahmet bulduk, Şık. Öncelikle geçmiş olsun tabii ki. Çok sağ olun. Bu arada bu kararları protesto gösterilerinde, eylemlerde siz de darbe aldınız galiba. Evet, evet. Belki oradan başlayalım. Nasıl anlatırsınız? Önce bir anekdotla gireyim. Hani iki gün üst üste basın açıklaması yapılmak istendi ki yasal bir hak biliyorsunuz ama Türkiye'de mevzuyu hukukla, yasalarla açıklamanın çok mümkün olduğu bir dönemden geçmiyoruz. Polis saldırgan bir tutumla izin vermek istemedi. İlk gün Taksim'de yapılan eylemde birini gözaltına almak istiyorlardı. Ben de izin vermek istemeyince dengemizi yitirdik ve düştük yani. Orada bir bana yönelik herhangi bir kasıt yoktu, onu belirteyim. Ama dün Çağlayan Adliyesi önünde ki 2,5 yıldır o avukatlar orada bizim bir komployla tutuklandığımız Cumhuriyet Gazetesi operasyonu sürecinde arkadaşlarımız orada 2,5 yıl boyunca basın açıklaması yaptılar herhangi bir engelle karşılaşmadan. Ama dün bir anda Emniyet Müdür Yardımcısının iddiasına göre başsavcının yasağı var deyip orası bir yasak alan ilan edildi ve çok ağır bir şiddet uygulandı avukatlara karşı. Tabi orada da bir itiraz dile getirmeye çalışınca ama bu sefer kasıtlı olarak hedef alındığını düşünüyorum. Yani biraz ağır bir hırpalanma durumu söz konusu oldu. Bunu şu nedenle sordum. Çünkü Diyarbakır'da da aynı şekilde Sezai Temelli'nin açıklaması sırasında, açıklama yapmak istemesi sırasında arbede çıktı, izin vermediler. Milletvekilleri... Vallahi aslında ben onu arbede diye yorumlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok açık bir, çok ağır bir saldırı. Ağır bir saldırı, öyle değerlendirelim. Bunu şunun için soruyorum. Hatırlayacaksınız, Gezi olayları sırasında da aslında durup dururken müthiş bir polis şiddetiyle karşı karşıya kalmış. Yani bir manipülasyon olmuştu. Hı hı. Yine aynı şekilde tanımlar mısınız? Yani özellikle hani sokak diliyle söylemek gerekirse gel hani olay çıksın, çatışma çıksın. Hı hı. Burada bir tam da istenilen görüntüler ortaya çıksın talebini siz gördünüz mü? Ya da bunun hem evet hem hayır derim. Şu nedenle evet derim. Şu an sahada HDP ve bileşenleri var. Özellikle kayım atanan illerdeki protestolarda tabanın Türkiye'nin geri kalan muhaliflerine, hı hı, bu hukuksuzluğa itiraz etme cesaretine sahip olanların cesaretini kırmaya yönelik bir şey o bence. Hı hı. O sokağa çıkarsanız. Görüntü. Ama uygulanan şiddetin dozu açısından baktığımızda bu tamamen güvenlik kuvvetlerinin siyasal angajmanıyla ilgili bir şey. Yani. Hı hı. Çok ağır bir Kürt düşmanlığı var. İktidarın önünde biat etme halleri nedeniyle iktidarın işaret ettiği her kim olursa olsun onları yok edecek derecede de öfkeye sahipler. Gönüllüler yani. Diyarbakır'da milletvekillerine taziyikle su sıkıp üstüne kafalarına ve yani çok sert bir şekilde vuruyor, hı hı, güvenlik güçleri. Halbuki orada sadece Yapmak istiyorlar. Bu sadece milletvekilleri üzerinden değil. Tabii ki hani insanlar şeyin üzerinden değerlendiriyor. Dokunulmaz olan kişilere dokunuyorlar. Dediğim gibi siyasal sahiplerle düşman gibi görerek hareket etmenin yanı sıra milletvekiline bile bunu yapıyorlar, korkusu yaymaya çalışıyorlar. Bir, iki, kimsenin bu şiddeti haklı kılacak bir mazereti olamaz yani kesinlikle. Dolayısıyla aslında bu belki yandaş medyaya da şöyle yansıyor. Gördünüz mü, bakın tekrar Kürtler büyük şehirleri işte ateşe verdiler. Evet, işte çatışma çıkardılar. Vitrinler kırıldı, camlar kırıldı. Hı-hı. Devletin malına zarar geldi. Evet. Yani dün akşam ben Twitter'da benzer bir şey söylemeye çalıştım. Aslında şu anda yaşanan ve darbe diye tanımlamamız gereken bu kayım süreci tıpkı 7 Haziran 2015 seçim sonrasında ortaya çıkan sonuçlardan sonra yaşadığımız sürecin bir benzeridir. Hı-hı. O zaman da biliyorsunuz savaş pratiği yeniden, evet, devreye girdi. İki taraf da silahlıydı ve yeniden bir kan banyosuna girdik. Yani burada kimin günahı sevabı daha fazla gibi bir kıyasa girmek istemiyorum. Çünkü iki tarafında çok ağır bir şekilde bu işe bir teşne olma halini biz hepimiz gördük ve çok ağır bir süreç yaşadık. Ama tabii ki ben bunu söylerken eleştirinin hakim güç üzerinden kurulması gerektiğini ve o masayı kimin devirdiğinin bilinmesi gerektiği üzerinden söylüyorum. O masayı deviren Kürt hareketi olmadı. Kürtlerin kendisi olmadı. Bütün bileşenleri de. Şimdi aynı şeyi tekrar yapmak çok söz konusu olamaz. Çünkü 4 yıldır çok ağır bir savaş pratiği var. Her gün açıklamalarda işte
terörün belini kırdık minvalinde şeyler söylenirken tekrar bir savaş pratiğinin yaşanması hani böyle söylüyordunuz ne oldu gibi bir eleştiriye yol açacağı için ve bir eskisi gibi bir kamusal karşılık yaratamayacağı için şimdi yöntem değiştirildi. Nedir? İçinde bolca bölücüler, teröristler, suçlular ibareleri geçen uzun uzun açıklamalar yaptılar. Ve Kürt meselesindeki kamusal hassasiyeti bildikleri için orayı kaşıyorlar. Yani ama bunun tutmayacağını herkes söylemektesin. Bakın bu ülkenin gerçekten yürekli, vicdan sahibi insanlarına şunu söylemek gerekiyor. Bu alınan karar hiçbir şekilde hukuki değildir. Çünkü Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğundan bahsetmemiz mümkün değil. Çok uzun yıllardır. Yargı hep problemli bir alanda ama cemaat AKP ortaklığından başlayarak girilen hatta çok korkunç bir uygulamayla karşı karşıyayız. Orada hukuktan herhangi bir yasal sınırdan bahsedeceğimiz bir mekanizma yok. Anlatabiliyor muyum? Bu tamamen siyasal sahiplerle alınmış ve Kürtlerin üzerinde tepinerek despotik rejimin yaygınlaşmasına ve kalıcılaşmasına yönelik bir hamledir. Ve seçimlerde ortaya çıkmış muhalefet bloğunun faşizmin geriletilmesi noktasındaki güçlü duruşuna dair bir çatlak yaratma hamlesidir. Bunu iyi okumak gerekiyor. Şimdi şu önemli altını çizmek isterim. Ben de hakikaten 7 Haziran seçimleri sonrasında işte önce çatışmalar ardından patlamalar, terör saldırıları, eylemler ve ondan sonra Cizre'de yaşanılanlar şeklinde gitti o süreç. Ve buradan AK Parti Kasım seçimlerini devşirdi. Sonrasındaki uygulamalarını hayata geçirebildi. Ve o dönem gerçekten muhalefet ve de Kürt siyaseti sessiz kalmakla, yeterli mesaj vermemekle eleştirilmişti. Şimdi muhalefetin artık bunu görüp farklı bir konumda bulunması gerekiyor. HDP olarak dün... Siz daha doğrusu şahsınız adına önemli tweetler attınız. Dediniz ki kimsenin kimseye borcu yok ama burada bir demokrasi adına borcumuz var ve birlikte durmalıyız. Şimdi baktığımız zaman Sırrı Süreyya Önder'in zamanında mecliste yaptığı çok güzel bir konuşma var. Bir fıkra anlatarak bunu anlatmıştı. Ermenileri aldılar sesimizi çıkarmadık. O Ermeniyi vermeyecektik. Şimdi aynı hikayeyi burada belki yaşıyoruz. Bugün İYİ Parti'den cılız da olsa bir açıklama geldi. Cılız diyorum çünkü onlardan da güçlü bir açıklama bekleniyor ama hukuki gerekçeleri iktidar açıklamak zorundadır gibi bir açıklama geldi. Hem CHP hem İYİ Parti'den tam olarak ne bekliyorsunuz? Onların da seçmenlerine yönelik sorumlulukları göz önüne alındığında ne yapabilirler? Bakın sizce? Ben şunu iddia ediyorum her zaman. HDP'yi de katarak söylüyorum. Bu ülkedeki seçmenleri yani partilerin tabanları partilerinden çok daha ileri bir derecede daha entelektüel, daha demokratik ve daha hukukun üstünlüğüne inanan bir çizgide olduğunu düşünüyorum. Çok açık söyleyeyim. Dolayısıyla CHP'nin de İYİ Parti'nin de seçmeni partisinin önünde kanımca. Ve partilerinden yani CHP'nin ilk gün çıkardığı ses ya da açıklamalar gayet yerindeydi. Ama dünkü açıklamalarıyla o açıklamalarının gerisinde kaldıklarını söylemem gerekiyor. İYİ Parti'nin yaptığı açıklama şaşırtıcı değil benim için. Bakın yani ben bunu Soner Yalçın'dan atıf yaparak söyleyeyim. Onun tanımlamasıydı ve bence çok iyi bir tanımlama. Ergenekon sürecinde ortaya çıkmış bir amayla her şeyi tarif etme hali var. Amalı haç diyordu ona. Gerçekten çok doğru. Türkiye'nin özeti son 10-15 yılın özeti amalı haçtır. Evet hukuki problemler oluyor ama... Bu yanlış ama, şu şöyle ama diye devam eden cümlelerin hiçbirinin kıymeti yoktur. Anlatabiliyor muyum? İYİ Parti'nin açıklaması da böyle. Amasız fakatsız kınayacağı, karşısında duracağı bir hukuksuzluk var şu anda. Ve buna daha sert ve daha doğrudan muhatabının da kim olduğunu bilerek bir yanıt vermesi gerekiyordu. İYİ Parti'nin siyasal kimliğine bakarak cılız ya da en azından kınadı gibi bir iyimserlik içine girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü... Bugün tam da Sırrı'nın anlattığı fıkrada olduğu gibi ya da daha geniş kesimlerin alınacağı bir şekilde bir biçimde söylersek o öküz, sarı öküzü vermeyecektik hikayesidir o. Yarın İYİ Parti de bununla karşı karşıya kalacak. Şimdi dün beni öfkelendiren şey şu oldu aslında tweetleri atmama neden olan. CHP'nin işte MYK'sinden çıkan açıklamadan sonraki yapılanları okudum. İşte neye tepki göstereceğiz, ne kadar göstereceğiz ya da sokakta hak aramanın meşru olmadığını bir biçimde ifade eden bir şeydi o. Hayır orada yanlışları var. Bizzat 2011'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fikret Bila'ya yaptığı söyleşide kendisi ifade ediyor. Sokağın hukuk olmadığında sokağın hak arama mecrası olduğunu ve hak olduğunu. Şimdi diyorlar ki tank palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı uyanık kalacağız. Tamam. Yani ben buna öfkelendim. Anlatabiliyor muyum? Yani İYİ Parti'de
CHP'de ülkenin mecliste olan ya da olmayan tüm bileşenleri de bilsin ki bu hukuksuzluğa doğru itirazı dile getiremezler ve gösteremezlerse o tank paletlerinin altında ezilecekler. Şimdi burada aslında iki şey var. Birincisi mesela İYİ Parti'ye gelirsek aslında bunu demokrasi ilkeleri çerçevesinde anlatması tabanına çok zor bir şey değil. Evet. Burada illa da HDP'ye destek veriyor ya da HDP'nin siyasi çizgisine destek veriyor durumuna düşmeyebilir. Hı hı. Diyebilir ki bu prensip meselesidir, evet, kardeşim. Değil mi? Böyle bu şekilde anlatabilir. İkincisi CHP konusunda söylediğiniz, katılıyor musunuz yani, hı hı, soru olarak soruyorum. İkincisi CHP konusunda hani sokakta hak aranmaz ama unutmayalım ki adalet yürüyüşünü yapan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Evet. Ve adalet yürüyüşünde binler katılmıştı. Evet. Ve sokakta çatışmasız, kavgasız, hı-hı, dövüşsüz, tabii ki, bütün İstanbul, bütün birleşenler, hı-hı, hak aradılar. Ne dersiniz? Ya bakın, bu kesinlikle haklısınız bir kere. Evet, sokak Türkiye gibi benim nezdimde faşizm diye nitelediğim, kimisinin otoriter, baskıcı, despotik, totaliter diye tanımladığı rejimlerde hukuktan bir beklenti içine girmek en hafifte deyimiyle naiflik. Çünkü karşımızda hukukun üstünlüğüne inanan, hukuk normlarını kendine rehber edinmiş yargı mensuplarıyla dolu bir yerden bahsetmiyoruz. Tam aksine çeşitli güç odaklarının hangisi iktidardaysa onun önüne biat eden bir yargı kültürü var Türkiye'de. Ve Türkiye'nin en büyük, en sorunlu alanıdır yani. Dolayısıyla oradan böyle bir durum söz konusu iken hakkınızı arayacağınız yerin adresi tamamen sokaktır. Bunu kimse şey yapmasın, reddetmesin. Şimdi iktidar mahfilleri dışında Gezi isyanından herkes tatlı bir tebessümle o kadar kayba, 12 kişinin yaralanmasına, bir dolu insanın ölmesine rağmen hala iyi bir anıymış gibi bahsettikleri şeyler evlerimizin içerisinde yapılmadı. Bizatihi sokakta yapıldı. Bir il dışında tüm Türkiye'de vardı o gösteriler. Şimdi o doğruydu da bugün yapılan mı yanlış? O günkü hukuksuzlukla da bugünkü mü değil? Anlatabiliyor muyum? Böyle soruları sormaları gerekiyor kendilerine. Bakın, ben burada herhangi bir partiye çağrı yapmıyorum. Çok samimiyetle söylüyorum ve dediğim çizgideyim. Kimsenin kimseye borcu yok. Çünkü 2015, 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana seçmenler doğru bir akılla stratejik oylar kullanıyorlar. Özellikle genç nüfus içerisinde bu çok daha yaygın. Çünkü ideolojik bağnazlık hakim değil orada. Ve tam da buradan yola çıkarak bu ülkenin demokratikleşmesinde, yitirilen hukuk değerlerinin yeniden üstün kılınmasında neyin işe yarayacağı üzerinden her seçimde ya da referandumlarda oy kullanıyorlar. Tamam. Benim çağrım o insanlardır. O insanların yürekli ve iyi vicdanlı olduklarını düşünüyorum. Hukukun üstünlüğüne, devletin layık olması gerektiğine, her türlü yargısal teröre ve AKP terörüne itiraz ettiklerini düşünüyorum. Dolayısıyla benim çağrım onlaradır. Buyurun beraber bu sesimizi yükseltelim. Bakın, buradaki hamle mutlaka Suriye ile bir ilgisi var. Suriye'yi geçmeden önce şunu bitireyim. Tamam. Ama içerideki hamlenin nedeni şudur. Son iki seçimde, genel ve yerel seçimde ortaya çıkan ve faşizmi gerileten ittifakın içerisinde çatlak yaratmak. Ve bunu da kolaylıkla kriminalize etme becerisiyle hem yargı hem medya taraflı olduğu için ve iktidar denetiminde olduğu için Kürtler üzerinden yapıyorlar. Ama Türkiye'de bir gelenek, siyasal meşruiyetini yitiren, siyaseten zayıflayan her iktidar kendine ilk olarak milliyetçiliği rehber edinir, ırkçılığı rehber edinir ve despotik, totaliter uygulamaları yaygınlaştırmak için de önce Kürtler, ardından da geniş, yoksul ve emekçi kitlelerini kendine hedef seçip hak gaspını önerir. Bugün yapılan da budur yani. 1997'de miydi? Tam olarak hatırlamıyorum. Bir meşhur sandalyelerin, cam çerçevenin kırıldığı MHP kongresi vardı. Orada illegaliteye dönüyoruz. Evet. Çok konuşmuştuk o, evet, dönemler. Aslında bir anlamda hükümet ve ortağı MHP illegalite üzerinden yeniden bir düzen ya da kendi güçlerini sağlamlaştırma arayışındalar mı? Tabii, bunu mu dersiniz? Tabii ki güç tahkimatı var. Bakın, şimdi yapılan açıklamayı özetlersek diyor ki bu belediye başkanları teröristlerle işbirliği yapıyor, teröristler suçludur. Yasaların kendine çizdiği yetkiyi kötüye kullanmaktadır. Bir takım insanları işten çıkarmıştır ve yerlerine kendi yandaşlarını almışlardır. Yani, hı hı, insan kayırma, adam kayırmacılık gibi bir şey özetleyebiliriz bunu. Ben şunu çok net ifade edebilirim. Eğer liyakatın değil adam kayırmacılığın söz konusu olduğu bir yer arıyorlar ise, terör örgütleriyle bir iltisak arıyorlarsa,
yağma, talan, yolsuzluk, hırsızlık arıyorlarsa AKP ve saray orada duruyor. İlk kayyım atanacak yer orasıdır. Bu ülkenin en büyük terör örgütü AKP'nin kendisidir. Ve ona yandaşlık edenlerdir. Çok açık söylüyorum. Suç işliyorlar. Yasal yetkilerin sınırını aşmak diyorsanız AKP'nin bütün 18 yıllık, 18. doğum günleri yönetim pratiği gözümüzün önünde. Yani zamanında Turgut Özal'ın dediği bir laf vardı ya, anayasayı bir kere de biz delsek ne olur anlamında kaba bir şey söylemişti. Değil, anayasa ya, yasalardan bahsetmek mümkün değil. Türkiye artık bir kanun devleti bile değil. Anlatabiliyor muyum? Bakın gerçekten bu ülkede bizim 3 belediyemize kayyım atanma gerekçelerinin her biri AKP ve saray rejimi için geçerlidir. Kayyım oraya atanmalıdır. Şimdi bugün Sedat Ergin de Hürriyet'te bir yazı yazmış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına atıfta bulunmuş. O da kabaca yani özetleyerek söylemek gerekirse şunu sorguluyor. Bir kere bir adayın aday gösterilmesi halka verilen bir işarettir ve aday olmaya müsait olduğunu ya da bu böyle bir adaylığı hak ettiğine halka göstermiş olmaktır. Dolayısıyla şimdi seçildikten sonra bu hakkının elinden alınması halkı kandırmaktır aslında. Hı hı. Madem aday gösterdin, niye o zaman engellemedin? Aday gösterdiysen nasıl şu anda onu başkanlıktan indiriyorsun gibi. Şimdi orada İçişleri Bakanı Soylu'nun da söylediği şu, bunların hakkında soruşturma vardı. Hatta mesela Van Belediye Başkanı işte arabasıyla örgüt üyelerini işte belediye aracıyla taşıyordu gibi. Ben bir soruyu daha ekleyerek sorayım. Birincisi bu iddialara ne diyorsunuz? Yani soruşturmalar yapılıyordu. 2015'ten kalma soruşturmalardı. O yüzden görevden alındılar. Terörü destekliyorlardı. Peki ikinci soru da bu soruşturmalar, bu dosyaların içeriğine güvenecek miyiz? Hani kanıtı? Kanıtlarını açıklamak zorunda değiller mi? Ve nereden biliyoruz? Bakın ben ilk günden bu yana bu uygulamalarda, açıklamalarda söylediğim tek şey var. Burada hukuk sahikiyle açıklama yapmak manasız. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti değil. Biraz önce dediğim gibi kanun devleti bile değil. İktidar kendi hasım bellediği herkes için çeşitli iddialarda ortaya atıyor. Medyası tarafından işaret ediliyor. Yargıda tetikçiliğini üstlenip ya ceza veriyor ya da tutukluyor vesaire. Tamam. Bugün de yaşanan bundan ibarettir. Eğer arabalarla terörist taşındı deniyor ya. Ben de şunu atayım. Daha birkaç gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki konvoyuna bir hava saldırısı oldu ve yapılan açıklama şuydu. 3 tane sivil hayatını kaybetti diye. Ben de diyorum ki o ölen 3 kişi sivil değil. Ki sivilse askeri konvoyda işini bir kere bunu açıklasınlar. Ama sivil değillerdi zaten. Bizatihi El-Kaide yanlısı gruplarla çalışan cihatçıları taşıyorlardı. Türk konvoyunun içinde. Evet, tamam mı? Şimdi kim terörist taşıyor? Ki ben hani terörist tanımını kullanmayı da sevmiyorum. Her kim olursa olsun. Anlatabiliyor muyum? Ama eğer ki terörist tanımının içine giren birilerinden bahsedilecekse iktidar diliyle konuşursak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konvoyunda hava saldırısında ölen 3 kişinin kim olduğu üzerinden bir açıklama yapsınlar. Bakın yani bu ülkede AKP'nin ne olduğu çok net ortadadır. Bu ülkede gerçekten tarafsız bağımsız bir yargı olsaydı, gerçekten gazeteciliğin asgari etik koşulları üzerinden yayıncılık yapabilen bir medya olsaydı, mesela siz işinizi kurumunuza devam ettirebilseydiniz, hani T24'ü kötülemek, küçümsemek için söylemiyorum. Ana akım ve medya sizin diyelim. Gibi bir dolu gazeteci arkadaşımız işinden edilmese idi, AKP'nin ne olduğunu biz çok iyi tartışabilirdik. Nerede tartışırdık biliyor musunuz? Mahkeme salonlarında, ithamenlerde. Bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük suç örgütü, en büyük terör örgütü bizatihi AKP'nin kendisidir. Ve bakın ben inanıyorum, bu kuru bir umut değil. Çünkü o kadar çok dedikodu, bilgi akışı var ki hepsi ortaya çıkacak. Şu an yapılan bunun geciktirilmesi hamlesidir yani. Ve ben buradan bakın sizin bir önceki yayında da söylemiştim. Bu sefer tekrar çağrımı yineliyorum. Devlet bürokrasisi içerisinde Abdullah Gül ekibine yakın kadrolar halen var güvenlik ve yargı bürokrasisinde. Ve hepsinin elindeki bütün yolsuzluk dosyaları, yağma, talan dosyaları oraya aktığını biliyorum. Bizatihi biliyorum. Kanıtlarıyla, belgeleriyle, video görüntüleriyle aktığını biliyorum. Ama açıklamıyorlar. Şimdi bu insanlar kalkmış bir parti kurma çalışmasından bahsediyorlar.
ülkenin demokrasi ve hukuka dönmesi talepleri olduğunu iddia ediyorlar. Tıpkı AKP'nin yola çıkarken açıkladığı bildirim metninin aynısını açıklıyorlar. Ben de diyorum ki eğer samimiysen elindeki dosyaları açıkla kardeşim. Sen eğer bu yolsuzluğu, yağmayı, talanı, belgesi elinde iken açıklamamaktan imtina ediyorsan başka bir hesabın vardır demektir. Ya da söylediğinde samimi değilsin demektir. Tamam mı? Ellerinde var. Şimdi Ali Babacan hakkında açılan soruşturma hukuk sahikiyle mi geri çekildi? Ben iddia ediyorum hayır, bunun için çekilmedi FETÖ'cülük soruşturması. Ki yerel seçimlerde AKP istediği başarıyı elde etseydi ben iddia ediyorum Abdullah Gül ve çevresindeki bütün AKP'den ayrılmış siyasilerin tüm hakkında FETÖ'nün siyasi kanadı diye soruşturma başlatılıp hepsi tutuklanmak istenecekti. Neden çekildi? İtibarsızlaştırmak için. Bir kere yerel seçimlerde çok ciddi bir güç kaybına uğradı. İki, ellerinde şu andaki ellerindeki yolsuzluk ve yağma, talan dosyaları nedeniyle karşılıklı bir şantajlaşma. Birbirlerine karşı sigorta aslında bu. O diyor ki yargı benim elimde, seni tutuklatabilirim, soruşturma açabilirim. Onlar dedi ki açabiliyorsan hadi görelim bakalım. Ben de yağma talan dosyasını açıklarım. Evet. Açıklayacaksın. Bu ülkede benim çocuğuma, sizin çocuğunuza, doğan doğmayan tüm çocuklarımıza bizim borcumuz var. Bu ülkenin gençlik dönemini tamamlamış her kuşak devletten gençliğinin alacağını sahibidir. Anlatabiliyor muyum? Yeni yetişen, gençliğe adım atacak herkes de şu anda gençliğine dair devletin borcu vardır o insanlara. Hı hı. Ve bizim çocuklara borcumuz var, o insanların da var. Çünkü bu partiyi iktidarda tutan, geçmiş yıllarda bütün suçlarına ortak olan yönetim mekanizmasının içindelerdi. AKP'nin bu kadar faşizan bir hale bürünmesinde, Erdoğan'ın tek bir adam rejimini inşa etmesinde ve böyle bir Alaturka Führer biçiminde bir diktatör olmasında çok büyük payları vardır. Gelin bu diyetinizi ödeyin diyorum ben onlara. Açıklasınlar ellerindeki talan dosyasını. Bakın AKP ve mahfilleri bu ülkede vatana ihanetten yargılanacaklar. Yaptıkları hırsızlık, yolsuzluk, yağma nedeniyle, bütün doğayı talan etmeleri nedeniyle, bu kadar insanı birbirine kırdırmaları nedeniyle, anlatabiliyor muyum? Suçları çok ağır. Dolayısıyla yaptıkları çok rasyonel şu anda. Evet. Peki şimdi burada akıllardaki diğer soruları da soralım. Bu tartıştığımız bir mesele aslında. Baktığımız zaman seçim sonuçları, yani Haziran seçim, yerel seçimlerin bitişi itibariyle sonuçların ortaya çıkmasından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini geri planda tutuyor ve sürekli Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'nı konuşurken görüyoruz. Ha denilebilir ki bu karar İçişleri Bakanlığı'nın kararıydı, yani kayyum atanması, dolayısıyla tabii ki o konuşacak ama öyle değil. Yani Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarda mesela bir adım öne geçiyor. Mesela şey diyor, Cumhurbaşkanı kesinlikle çözüm sürecine başlayamaz diyor. Hı hı. İşte devlet adına konuşur, hatta devletin başı gibi konuşur, hı hı, bir hali var. Bu da beraberinde şu soruyu getiriyor. Gerçekten aslında AKP hala iktidar mı? Yoksa dün Selçuk Mızraklı'nın da bizim yayınımızda söylediği gibi, Diyarbakırlı yaşlı bir beyin söylediği, yani artık bir büyük MHP ile küçük MHP var meselesi. Yoksa Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, 90'larda gördüğümüz derin devlet, o derin devletin eski aktörleri, asker bağlantılı aktörleri, onlar mıdır yeni sahibi devletin? Şimdi devleti kim yönetiyor sorusuna çeşitli yanıtlar vermemiz mümkün. Tek başına saray rejimi Erdoğan yönetiyor diyebiliriz. 15 Temmuz kalkışmasından sonra sıklıkla dile getirildiği gibi Erdoğan Ergenekon zihniyeti uzlaşması diyebiliriz. Bahçeli Soylu çetesi yönetiyor diyebiliriz. AKP'ci klikler ya da Gül, Abdullah Gül ve Babacan çevresinde öbeklenmiş kişilerin klikleri gibi bir dolu şey söylemek mümkün. Ama şimdi aslında derinliyle yüzeyiyle devletin kendisi şu an devleti yönetiyor aslında. Derin devlet dediğimiz şey devletin ne olduğunun böyle tanımlanmasından bizi uzaklaştıran bir olguya işaret ediyor. Ben bunu hatalı buluyorum kendi payıma. Çünkü devleti kim yönetirse yönetsin, siyasal iktidar her kim olursa olsun, Kürt meselesinde hukukun kimin menfaatlerine göre işlevsel kılınabileceği konusunda bir ortaklık vardır. Şu anda da o ortaklık sahada. Ben özellikle tabii ki ortada bir iktidar koalisyonundan bahsetmek mümkün. Ama o koalisyonun şu anki bu adımı atmasında aralarında herhangi bir çatlak yok. Yani bu Süleyman Soylu'nun ön plana çıkıp AKP'lilerin aslında yönetim ipini elinden kaçırdıkları tezine inanmıyorsunuz. Hayır, ben inanmıyorum. Yani Erdoğan bizatihi budur. Yani milliyetçiliğin kodları budur zaten, yani anlatabiliyor muyum? Yani
Türkiye'de milliyetçiliğin birkaç temel paradigması vardır. Yani milliyetçilik, muhafazakarlık ve dindarlık ya da dinbazlık. Anlatabiliyor muyum? Tamamen bu anlayışın güçlü bir iktidar görüntüsü vererek iktidarda olduğu bir dönemi yansıtıyor. Soylu bunlardan bağımsız da şöyle birisi bakın açıkçası. Yani AKP'li mi? Hayır. Trene sonradan atlayan birisi. Daha öncesinde bizatihi Erdoğan'ı hedef alan, AKP'yi hedef alan yakası açılmadık sözlerle, hakaretler ederek nasıl eleştirdiğini hepimiz biliyoruz. Yani şimdi neden o pozisyonunu değiştirdi, hangi menfaati karşılığı değiştirdi bunu kendisi açıklasın. Ona ben yanıt veremem. Tabii söyleyebileceğim bir dolu şey var. Ama şöyle bir profil çiziyor Soylu, bunu gözden kaçırmamak lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor bir şey söylüyor. Devleti, iktidarı, her şeyi temsil eden kişi olarak. Hemen arkasından Soylu sahne alıyor ve Cumhurbaşkanı'nın sözlerini bir adım öteye taşıyan daha ağır şeyler söylüyor. Şimdi aslında bu çok taktiksel bir şey. Diyor ki ben trene sonradan atladım ya da devlet içinde bir kliği temsil ediyor olabilirim ama kendimi böyle var edeceğim. Şimdi Soylu'nun dediklerine itiraz etme pozisyonunu ortadan kaldırmış oluyor Erdoğan. Kendi Soylu'nun bu söylemi. Çünkü derse kendini yalanlamış olacak. İşte Soylu bu şekilde alan genişletmeye çalışıyor. Ama Soylu ciddiye alınacak bir adam değil. Çok samimiyetle söylüyorum. Bakın bu ülkenin büyük kesiminde çok büyük bir nefret öznesi olduğunu biliyorum. Söylemleriyle, yaptıklarıyla, hukuksuzluğu bir devlet politikası haline getirecek kararlarıyla ve uygulamalarıyla. Büyük kısmını derken AKP tabanında da... AKP tabanında da Soylu'dan nefret eden çok fazla insan var. Bizatihi biliyorum. Vekil adı söyleyebilirim ama söylemeyeceğim tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Yani AKP'nin içerisindeki yani Soylu ve damatlar kavgası dediğimiz şey nedir? Yani bu sevilmediğine ya da oradaki menfaatin büyüklüğüyle orantılı bir çatışmaya işaret eder. Anlatabiliyor muyum? Ama Soylu buna rağmen ciddiye alınacak bir adam değil. Peki şimdi dün Selçuk Mızraklı dedi ki Diyarbakır seçilmiş belediye başkanı görevden alınan biz dedi 75 trilyonluk bir yolsuzluk da içinde barındıran evet. büyük bir borcu açıklayacaktık evet. Eğer alınmasaydık görevde. Zannediyorum bütün belediyeler zaten etap etap ve sıra sıra Ankara, Adana, Mersin, İstanbul yavaş yavaş yolsuzlukları işte adam kayırmacılığı falan açıklıyorlar. Şimdi gerçek nedenin bu işte işten çıkarmalar ve bu borçlar, borç batağı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa konuşmanızın başında dediniz ki bu Suriye meselesine ilintili. Hı. Çünkü Abdullah Öcalan'ın da devreye girdiği, gireceği yeni bir çözüm süreci işte acaba Suriye meselesinde yeni bir kapı mı açılacak? Dolayısıyla HDP burada işte dışarıda bırakılarak yeni bir çözüm süreci mi aranıyor? Bunlardan hangisine ağırlık veriyorsunuz? Yolsuzlukların ortaya çıkmasından mı korkulundu? Seçmen nezdinde yoksa gerçekten Suriye ve çözüm süreci midir asıl neden? Bence hepsi bir bütün ama AKP ayıplarının, suçlarının, günahlarının ortaya dökülmesinden rahatsız olacak bir parti değil. Çünkü hani sırrı Suriye'ye atıf yapıyoruz sürekli. Keşke izleme olanağı olsaydı hapishanede. Mecliste yaptığı bir konuşmada şey demişti ya, Allah utandırmasın diyorsunuz. Haklı çıktınız. Allah sizin utanma damarınızı çekmiş almıştı. AKP utanmaz AKP'liler. Bu çünkü biraz siyasi etiğe sahip olsalardı bugünleri konuşuyor olmazdık. Çok açık söyleyeyim. Yani ama elbette orada yolsuzluğun ortaya çıkması değil, o yağma ve talan düzeninin devam etmesine dair bir anlayış söz konusu. Ben size birkaç şey söyleyeyim mesela. Bakın AKP'nin belediye taşınmazlarını nasıl peşkeş çektiğine ilişkin. Silopi'de belediyeye ait piyasa değeri 1 milyon lira, eski para 1 trilyon lira olan imara açık arsa 26 bin TL'ye AKP'de aktif çalışan, hadi ismini vermeyeyim, HT isimli kişinin ağabeyine. 500 bin liralık arsa 11.500 liraya AKP ilçe başkanı FB'nin amcasına. 250 bin liralık arsa 6.250 liraya kayyımın iş aldığı FE'ye verilmiş durumda. Bakın bu sadece Silopi'de olanları söylüyorum size. Şimdi diyorlar ki şehit yakınlarını işten çıkardılar. Yani eğer liyakat veya liyakatsizlikten bahsedecek isek, KK'ler eliyle hukuksuz biçimde birçok insanı işinden attı bu insanlar. Diyarbakır'da 500, Mardin'de 447, Van'da 425, Şırnak'ta 199, Batman'da 77, Siirt'te 71, Ağrı'da 69, Hakkari'de 67, Bitlis'te 51, Dersim'de 24, Iğdır'da 18 kişi işten çıkarıldı. Ve yerlerine bu insanlar alındı. Yani zaten bir hukuksuzluk yaparak insanları atıyorsunuz. Yerine
Bakın Giresun'dan gelip Diyarbakır'da çalışan insan biliyorum ya. Kayyım'ın akrabasıymış. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte belediyede yönetim mekanizmasında AKP içerisinde olan birilerinin hısımlık yolu akrabasıymış vesaire vesaire. Yani bunların hepsi bir yalan dolan. Şimdi Suriye ile ilgisi var mıdır? Kanımca var. Çok açık söyleyeyim, ne olduğunu tam olarak çözebilmiş değilim. Yani çünkü Suriye meselesinde büyük bir pazarlık dönüyor. Son süreçte Abdullah Öcalan'ı da denklemin içine soktular. Görüşme trafiğinin açılmasıyla ilgili olarak söylüyorum bunu. Kimin planıydı bu? Türkiye'nin planı mıydı? Amerika'nın talebiydi. Öcalan'ın devreye sokulması. Kesinlikle. Ya ben buna inanıyorum. Bildiğim, duyduğum da bundan ibaret. Çünkü şu an tampon bölge diye tarif edilen, ilk 5 kilometresinde Türkiye ve Amerika'nın ortak, 5 ile 9 arasında ABD'nin güvenlik kuvvetlerinin tek başına olacağı söylenen tampon bölge meselesinde YPG'nin buna uyum göstermesini bence istiyorlardı. Oraya söz dinletecek kişinin de yani Suriye Demokratik Güçlerine söz dinletecek kişinin de Abdullah Öcalan olduğunu düşündüler ve ada trafiği yeniden başladı. Şimdi bu trafiğe bakarak bir yeni bir barış süreci mi başlayacak, müzakere mi olacak beklentisine girdi insanlar ya da böyle yorumlar yapıldı. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Yani bu sadece bir niyet beyanıydı böyle beklentileri olanlar için. Çünkü AKP bu mevcut siyasal hattından bir adım geriye gitmez. Aslında bunu denedi. Ne zaman denedi? Hatırlarsınız Erdoğan çıktı dedi ki Türkiye ittifakına ihtiyaç var. Bence orada söylemeye çalıştığı şey şu idi. Çağrı CHP'ydi. MHP'ye teslim olmuş durumda. Biraz önceki sorunuza da dönüş yapmış gibi oldum ama. Çünkü bir takım yönetiyorlar birlikte. Belli konularda aralarında çatlak yok. Ama bir AKP'li yöneticinin dediği gibi MHP AKP'ye hortum bağlamış durumda bütün seçmenlerini alıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi Erdoğan bundan kurtulmak için Türkiye ittifakı diyerek aslında çağrıyı bence CHP'ye yaptı. Dedi ki gel Kürtleri yine birlikte kandıralım. CHP bunu reddetti. Daha sonra yerel seçim öncesinde iptal edilen yerel seçimin yenileneceği 23 Haziran'dan öncesinde de Abdullah Öcalan'dan mektup getirttirerek Kürt tabanının bir kırılmaya girmesi beklentisine girdiler. O da ters tepti. Yani Kürtler de hayır biz sana güvenmiyoruz dedi ve çok haklılardır. Yani çünkü masayı devrenin kim olduğunu biliyorlar. Şimdi haliyle o proje rafa kalktığı için evet şu an AKP'nin bir yumuşamaya da ihtiyacı var ya da daha despotlaşmaya. İkisinden birini tercih etmek durumundaydı. Despotlaşmayı seçti. Dolayısıyla müzakere, barış, ben öyle bir şeyin yakın gelecekte AKP eliyle geleceğini düşünmüyorum. Bir önceki yayında evet olacak demiştim. Onun üzerine bir sürü troller, komplo teorisi uydurdu ama bir tahminde, yorumda bulunuyorum. Siz, sokaktaki herhangi bir insan, sizi sürekli tokatlayan, kandıran, ihanet eden biriyle tekrar ilişki kurar mısınız ya? Bu kadar basit bir soru. Dolayısıyla Kürt hareketinin tüm bileşenleri de durduğu yer nettir. Evet. Ama bakın bir parantez açacağım. Şimdi sürekli Kürtler AKP ile anlaşıyor, şununla bununla anlaşıyor şeyi söyleniyor ya. Eğer ki anlaşmak isterse de hakkıdır. Şu nedenle söylüyorum bunu. Çünkü insanlar ölüyor. Ölümleri durduracak her türlü çarenin meşru ve geçerli olduğunu düşünen bir anlayış hakim, bu doğru bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Ben de istemiyorum hiç kimse ölsün. Her kim olursa olsun. Sıfatının, ne iş yaptığının, kim olduğunun hiçbir önemi yok. İnsan hayatı benim için çok kıymetli ve gerçekten bu hayatta kutsal adet dediğim tek şeydir insan hayatı. Dolayısıyla hiç kimsenin ölmesini ben istemiyorum. Bu ülkeye ihtiyacımız olan barıştır, hukukun üstünün egemen kılınması ve demokrasinin kendisidir. Bu da Kürt meselesinde siyasal, kimsenin onurunu zedelemeyecek bir barış çözümüyle olacaktır. Şimdi hakkıdır diyorum ama şunu da kendi adıma gördüğümü söyleyebilirim. Kürt hareketi Erdoğan'la masaya oturmaz. Yani oturamaz, bunun koşulları yok. Koşulları yok. Bunu daha önce de zaten konuşmuştuk. Koşulları yok. Anladığımız kadarıyla zaten Erdoğan cephesinde de böyle bir henüz talep de yok. En azından Soylu öyle söylüyor Cumhurbaşkanı adına. Çok, hani şimdi isim vermeyeyim ama bir gazeteci arkadaşım da Amerika'ya gidip geldiğinde bana aynı şeyi Amerikan heyetlerinden, bu görüşme, tampon bölge görüşmelerini yapan heyetten de dile getirildiğini söyledi. Siyasi yani, ve dünyadaki konjonktür şu anda Kürt barışıyla uğraşmak gibi bir önceliğe sahip değil. Bence de değil. Ama yine de sonuna doğru yaklaşıyoruz röportajın. İki konuda daha net cevap rica edeceğim sizden. Birincisi işte Abdullah Öcalan'ın kanalıyla YPG orada mesaj verilerek o koridor meselesinde bir noktaya varılma. Tamam da 3 tane HDP belediye başkanı görev alınarak ne kazanıldı?
Yani ne bunu yani Suriye meselesinde ne kazandıklarını bilmiyorum. Ya da orada bakın yani Türkiye'de ne kazanıldı? Ya, Türkiye ne içerisinde güç tahkimatı yapıyor ve biraz önce dediğim gibi 7 Haziran sonrasındaki 2015 seçimi sonrasındaki sürecin bir benzerini hayata geçirmeye çalıştılar. Şu an tutup tutmadığına dair bir şey söylemiyorum. Şu anda tutmuş gözükmüyor. Çünkü bakın evet. İyi Parti'den bile sizin dediğiniz gibi cılız da olsa bir tepki var. Anlatabiliyor muyum? Ya böyle kolay bir şey olmayacak. Bakın AKP güçlü değil. Bunu herkes görsün. AKP çatır 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 diyor. Parti içerisinde çok farklı dengeler, menfaat ilişkileri söz konusu. Medyasından tutun yönetim katına kadar, tamam mı? Tamamen o kaçınılmaz sonu erteleme hamleleridir bunlar. Bunu da iktidarın bloğunun karşısında olanların arasında çatlak yaratarak gidermeye çalışıyorlar. Ama Suriye meselesinde elbette bir kazanç kayıp hikayesi ya da planı var. Ve onun ne olduğunu açıkçası ben şu an çözebilmiş değilim. Çünkü bize yapılmış bir açıklama yok. Yani bakın tampon bölge meselesinin ne olduğuna dair bile bir açıklama yapılmış değil. Yani 3 madde sıralandı. Detayına hiç kimse vakıf değil. Kimse de söylemiyor zaten. Son olarak şunu da sorayım. Şimdi bugün itibariyle sizce yani ne yapacak HDP? Ya ne yapacaksınız? Basın açıklamalarıyla mı devam edeceksiniz? Nasıl bir strateji uygulayacaksınız? Biraz önce söyledik HDP'yi sokağa çekmek ve şiddetin ortasına çekmek, o görüntüleri Türkiye kamuoyuna yansıtmak gibi bir amaç varsa buradaki stratejiniz, pozisyonunuz nasıl olacak? Ne yapacaksınız? Ya da muhalefete somut biraz önce söylediniz ama yani şöyle adımlarla ilerleyelim dediğiniz planınız nedir? Şimdi bakın şu ortada yani HDP kitlesi sokaktayken ve bu işe direnirken ya da bu işe itirazı olanlar direnirken karşılaşılan şiddetin manası çok açık. Şiddeti büyütüp karşılıklı olarak bir şiddet sarmalının içine çekmeye çalışıyorlar. Evet. Yani biraz önce de benzer bir yorum yaptık yani. Ama sonuçta burada halk kendi iradesine sahip çıkma noktasındaki itirazını dile getiriyor. Bu kadar yani. Bunu kimse unutmasın. Ben şimdi sevgili Selahattin Demirtaş'a atıf yapayım. İstanbul seçimleri özelinde, yerel seçimlerin geneli, sonra da İstanbul seçimleri özelinde dedi ki biz elimizi taşın altına soktuk. Tam da ihtiyacımız olan şey bu. Elini taşın altına koyan bir HDP pratiği, demokrasinin yolunun nereden geçtiğinin bize şeyidir, öncüsüdür. Yani böyle bakmak lazım. Yani bir takım kendi kişisel, tırnak içinde söylüyorum, menfaatlerinden vazgeçebilen, parti programını öteleyebilen, Türkiye'nin demokratikleşmesinin en doğrusunun bu iktidardan kurtulmak olduğu noktasında bir takım tavizler verebilen bir noktaya geldi. Başka insanlar da bunu yaptı. Başka siyasal anlayışlar da yaptı. Bence bu hakikati daha fazla görünür kılmak gerekir. HDP ne yapacak? HDP hakkı olana sahip çıkmaya devam edecek. İradesine sahip çıkmaya devam edecek. Demokrasiden, barış talebinden, hukukun üstünün egemen kılınmasından hiçbir şekilde taviz vermeden bu talebi dillendirmeye devam edecek. Ama biraz önce dediğim çağrıyı gerçekten siyasal görüşü ne olursa olsun iyi yürekli, vicdan sahibi, cesaret sahibi ve çocuklarına, gençlerine borcu olduğunu düşünen herkese yönelik bir çağrıdır bu. Gün sesimizi birlikte çıkarma zamanı başka türlü olmayacak. Bakın bu hukuk sahikliğiyle açıklayacağımız bir şey değil. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Bu bir hukuk rejimi değil. Bu bir despotik, faşizan iktidarın gücünü tahkim etme çabasından öte bir şey değil. Buna itiraz etmemiz gerekiyor. Şimdi biraz sosyal medyada herkes loto toto oynuyor. İşte bu iş Mansur Yavaş'a kadar uzar mı? Bu iş İmamoğlu'nu da kapsar mı? Bence sonra kapsar. Siz ne düşünüyorsunuz? Kapsar. Yani hiç bakın, olmayacak dediğimiz belediye başkanlarına bile kayyum atama riskini getiriyor soruyu mu? Soruyu biraz daha genelleştirelim. AKP iktidarı döneminde ya bu kadar da olmaz dediğimiz her şey oldu mu olmadı mı? Oldu. Yani bakın ben seçimden hemen sonra 31 Mart'tan hemen sonra bu bir iddia olarak söylüyorum Ankara'da meclis dedikodusu olarak Süleyman Soylu'nun elinde 28 tane HDP'li belediyenin listesiyle saraya gitti ve kayyum atayalım dediğini. O an için bu gerçekleşmedi. Neden? Çünkü İstanbul seçimi iptal oldu. Ya da Soylu değildir bir başkasıdır ama Tayyip Erdoğan'ın önüne bir liste gittiğini Ankara'da dedikodu babında anlattılar. Neden uygulamadılar? Çünkü İstanbul'da bir farklı beklemedikleri düzeyde bir sonuç aldılar. Sonra seçim iptal oldu ve bugüne kadar uzadı bu iş. Ben düşünüyorum bunu yapabilirler mi? Evet yapabilirler. Ben seçimlerden yaklaşık iki ay önce Erdoğan zaten demedi mi? Biz kayyum atarız işimize gelmezse demeye getirdi. İşte kayyum atadı. Dedi. Tabii kayyum da atarım dedi. Atayacak. Ben bunu parti toplantısında da söyledim.
AKP yeniden kayyum atayacak kazandığımız yerler, ne yapacağız diye. Anlatabiliyor muyum? Şimdi önümüzdeki dönemde başka bir HDP'li belediyelere de uzanabilir. Bunun engellemenin yolu var mı? Evet var. Bugün hukukun üstünlüğünü egemen kılmak noktasında sesi ortaklaştırabilirsek, mücadeleyi aynı noktada büyütebilirsek, seçimden önce yaratılan o faşizm karşıtı ittifakı tekrar sahada birlikte görebilirsek. Peki bu olmasa ne olur? Evet, bence ilk kolay lokmacı CHP'li belediyeler arasından Mansur Bey'dir. Çünkü yani, hakkında soruşturma var biliyorsunuz. Evet, yani İYİ Parti 3 gün sonra şöyle bir açıklama yapmakta zorunda kalabilir mi diyorsunuz? Mansur Yavaş Ankara'ya kayyum atandı, hukuki gerekçelerini açıklamak evet, zorundalar. Açıklaması orada yetersiz. Ya da CHP'de çıkıp sokak hak arama yeri değildir mi diyecek. İmamoğlu'na üzerine kayyum atadılar. Pekala, bunun dışında size şunu sormak isterdim. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Biraz önce bu üç sivil meselesine değinmiştiniz. Onunla ilgili aslında sosyal medyada bazı görüntüler paylaşılmış evet. Zaten. Metin Gürcan bunlardan bir tanesi, hı-hı, güvenlik uzmanı. Faylak Erşam'a evet, ait, hı-hı, zannediyorum değil mi? Ki Metin Bey de bu televizyonları sivil dolduran bir sürü gevezenin yanında, evet, gerçekten sözüne itibar edebileceğimiz ve onun da paylaştığı fotoğrafta Türkiye'den giden askeri konvoyun arasındaki bir tane pick-up, beyaz pick-up, hı-hı, ve içinde sivil görünümlü, evet, cihatçı örgüt Faylak Erşam'a ait milisleri, yani biraz şöyle de bakmak lazım. Hemen hızlıca söyleyeyim, vaktimiz bitmek üzere sanırım. Bakın yani şimdi bu tampon bölge meselesinde aslında herkesin bir kazancı var gibi gözüküyor. İşte nedir? Amerika o tampon bölgeyi YPG'nin, daha doğrusu Suriye Demokratik Güçlerinin geriye çekilmesini talep etmişti. Onu isteyerek yaptı. Türkiye halen Suriye meselesinde masada olduğunu gösterdi ve muğlaklık üzerinden hala bir kazan kazan ilişkisine dönebilecek bir pozisyon güdüyor. Kürtler açısından arada AKP var, ABD'nin güçleri var. Dolayısıyla saldırıya açık olma halleri biraz ortadan kalktı. Herkesin kazandığı bir süreç gibi. Veyahut da bu açıklamayı duyururken ABD şu vurguyu özellikle yaptı: NATO müttefiki Türkiye diye. Yani bu S-400 meselesi, F-35 yaptırımı vesaire gibi meselelerden doğan gerilimin biraz daha gevşediğini, ipin artık gevşek olduğunu gösterdi. Şimdi o zaman Rusya'nın NATO içerisinde çatlak yaratma hamleleri de boşa düşmüş oldu. Şimdi o konvoya niye saldırdı Rusya? Bence bununla biraz ilintisi var. Yani ben biraz komplocu bir şey söylüyorum belki ama veriler de bize bunu gösteriyor yani. Artık bence komplo teorisyeni olmanın ötesine geçti durumlar. Çünkü gerçekten de işler böyle yürüyor. Yani tabii o kadar Suriye'deki karmaşık denklemde çok fazla bilinen ve bilinmeyen unsur var yani. Çok az zaman kaldı ama belki son sizin tweetlerinizle ilgili geçen hafta bir açıklamanız oldu. Belki onunla ilgili. Hangisi? Açıklama değil, her şeyi diyorsunuz siz. Mihraç Ural'ın, evet, Twitter'ını ele geçirmiş bir MİT destekli bir grup. Benimle de Mihraç Ural'ın arasında bir şey var, direkt mesajlaşma. Onları yayınlamışlar, teröristlerle görüşüyor diye. Ben hemen onu söyleyeyim fırsat bulmuşken. O yazışma 2014 yılına ait. Mihraç Ural devletin nezdinde kim olduğunu benim için önemi yok. Benim için bir haber kaynağıdır. Türkiye'nin son yıllarda çok fazlasıyla içinde olduğu bir ülkenin iç savaşında görev ve rol üstlendiği bir ülkede rejim adına savaşan ya da orayı korumaya çalışan kendi Suriye rejimi adına birisidir ve benim de haber kaynağımdır. Ondan bilgi alırım, bunu da yazışırım. Ben gazeteci kimliğinde bunu yaptım. Bugün yine yaparım. Hala şimdi de yapabilirim. O görüşmenin özeti de şuydu: o hesabı ele geçirenler yazışmanın bütününü yayınlamamış. Orada Önder diye birinden bahsediyorum. Önder denilen kişi MİT'in Adana bölgesinin müdürlüğünde çalışan ve rejim karşıtı Albay Mustafa Harmuş'u Suriye görevlilerine para karşılığı sattığı iddiasıyla yargılanıp 20 yıl hapis cezası alan birisidir. Peki ne oldu Önder Sığırcıklıoğlu? 20 yıl hapis cezası aldı ve fakat çok ilginç bir şekilde infazı yanlış hesaplandığı için açık cezaevine nakledildi. O nakil iznini kullanırken de Suriye'ye kaçtı. Yani git, çünkü sen çok şey biliyorsun dediler. İddia ediyorum Önder Sığırcıklıoğlu devletin, AKP hükümetinin Suriye'deki cihatçılarla ilişkileri meselesinde en fazla bilgiye vakıf olan kişilerden biridir. Şu an Suriye devletinin koruması altında yaşamaktadır. Onunla görüşmek istemiştim. Umarım izliyordur. Talebim yine geçerli. Görüşmek istiyorum. Bana ne tür dolaplar çevrildiklerini, AKP'nin pisliklerini hepsini anlatsın.
Eğer bu hesabı hackleyenler öyle yazışmalar varsa buyursun onları da anlasın. Ve ben gazeteci kimliğimle bunu yaptım. Her yerde herkesle görüşelim. Bunun için de kimseye hesap vermem. Evet, böylelikle buna da bir açıklık getirmiş olduk. Peki Ahmet Şık, teşekkür ederiz. Geldiniz, değerlendirmelerinizi bizimle paylaştınız. Şimdi tabii ki söz diğer muhalefet partilerinde. Hı hı. Bakalım onlar nasıl ilerleyecekler? Size HDP açısından stratejinin ne olduğunu sormuştum. Onlara da söz vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ben ediyorum teşekkür tekrar. Ederim. İzlediğiniz için sizlere de teşekkürler.